<laughs> selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam Selam rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz hocam. Duyuluyormuş. Allah razı olsun Esra Nur hocam. Rabbim gecenizi mübarek eylesin. Ecmain hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Evet hocam <laughs> katılım işte... Katılım mevcut hocam. İsterseniz başlayabiliriz dersi. Tamam. Ee, şey e, paylaşımımız görünüyor. Evet Kitabımız. hocam ekran mevcut. <laughs> PDF tamam. mevcut. Şimdi katılımcı arkadaşlardan teberruken bir daha talep edelim. 50. hadisi biri okusa, 51'i biri okusa. Hatta bayanlar okusun ya ne olacak sanki? Ben e, bayan isminin e, avret olmadığı fetvasına uyanlardanım. İnşallah ilim olduğu için de bir zararı yok. E, erkeklerden okuyan varsa okusun ama e, hanım hocalar da okusunlar yani olacak. Bekliyoruz. Gönüllü bekliyoruz. <laughs> Hocam zaten konuşan bir tane e, erkek hocamız mevcut. Ya, bayanlar sırayla okuyabilir hanımefendiler. كم علي ارترول حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل؟ فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله qila tümma ماذا قال حج مبرور أخرجه البخاري في كتاب الإيمان Allah razı olsun Ertuğrul hocamıza teşekkür ediyoruz. E 51'i de bir bayan bir hocamız okusun. E Ben okuyabilirim hocam. Hüdanur e, yaraşır e, hocam lütfen buyurun. اللي بير نمر بسم الله الرحمن الرحيم حديث ابو ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها قلت أنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرقة قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك أخرجه البخاري لدوامك Peki Allah razı olsun. Teşekkür ederim sizden. Hocam. De. Bu son hadiste biri okur mu ya? Onu da çünkü konu bütünlüğü bununla oluyor. Bunu da bir hocamız okusa iyi olur ya. Ya Raca bu Recep Özkan hocamızı görüyorum. Evet hocam okuyabilirim. Ev kalabalık başka odaya geçiyorum. يو çocukların sesi de ان شاء الله evet, حديث عبد الله بن مسعود قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها قال ثم اي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو ولو استزدته لزادني Ahrajahu al-Bukhari fi kitabı mevakit salah babu fadli salati li Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz ee, Recep Hocam. Rabbim istifade Allah nasip velim. etsin. Şimdi e, kıymetli arkadaşlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, değerli arkadaşlar 50, 51, 52 bu üç hadisi gruplayacağız. Ondan sonra gelecek derste inşallah 53 ve 54'ü onlar 55 onlar aynı 56 bunlar da aynı grupta. Şimdi bu hadisleri neden bu şekilde grupluyoruz? Ee, görmüşsünüzdür <laughs> her yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a işte insanlar gelip ya dini soru sorarlar ya şahsi soru sorarlar ya hatta ticari olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelip fikir alanlar oluyordu. Ama şu üç hadisin bizim için anlamı çok önemlidir. Ebu Hureyre, Ebu Zer Radiyallahu an, diğeri de Abdullah İbni Mes'ud. Şu üç hadisi biz çok önemli bir şekilde hayatımıza rehber edebileceğimiz özel bir kategori yerleştireceğiz. Niçin bunu söyledim? Çünkü her ne kadar bize rivayeti yapan Ebu Hureyre, Ebu Zer ve Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhum her ne kadar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sürekli e, yanında bulunan, rahle-i tedrisinde bulunan, ee, onunla beraber oturup onunla beraber kalkan e, nasıl söyleyelim suffesinin ehli medresesinin Resulullah'ın medresesinin talebeleri iseler de aslında bu eyül ameli afdalu veya işte benzeri sorular <laughs> Resulullah aleyhissalatü vesselama sahabenin hayatını kurtaracak Hayatını kurtaracak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasihat istedikleri, ona göre kendi hayatlarına bir dizayn, bir çekir düzen verecekleri, hayatlarına kendilerine prensip edecekleri anahtar soruyu ifade ediyor. Şimdi bu üç sahabi her ne kadar Rasulullah Aleyhisselam rahle tedrisinde iseler, esasında bu sorunun e, asıl soranları e, ee, Resulullah'ın Medine'sinde yaşayamayan, yaşamayan demeyelim. Kalbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber atıyor. Normalde o dönem Müslüman olan kişi özellikle Mekke ehli ise ve Kureyş'ten ise e, yapması gereken e, Efendimiz'e iman etmek artı Medine'sine gelip yerleşmek. Medine'ye yerleşmek e, İslam'ın karargahını yani sadece bir yer değişikliği olarak düşünmeyelim. E, hayatının e, işte nasıl söyleyelim e, dünyevi yönünü değiştirmek değil de sadece işte orada yeni bir hayat kurmak değil de İslam'ın karargahı olan e, İslam'ın artık payitahtı olan e, Medine her ne kadar ümmül kura Kur'an-ı Kerim'de Umur Kura tabiri Mekke için kullanmış olsa bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret yurdu e, İslam'ın ana karargahını ve başkentini oluşturma hedefiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından özellikle e, orayının yerleşimini arttırmaya yönelik oranın insanlarını e, çoğaltmaya yönelik e, oranın ticaretini geliştirmeye yönelik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel bir stratejisi vardı. Her ne kadar Medine, Mekke'ye göre, e, ashabın rivayetlerinden bunu anlıyoruz. Her ne kadar Medine yaşam olarak zor olsa bile e, Mekke'ye göre e, o zorluğa tahammülü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ederdi. Ve Medine'de yerleşmek, Medine'de kalmak, Medine'nin sıkıntılarına tahammül etmek, ve Medine yurt edinme noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelip iman edenlere tavsiyede bulunurdu. Hatta belki e, beyat bahislerinde ya geçmiştir ya da ileride anlatacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat eden kişi e, otomatikmen ben artık e, yeri, yurdu, diyarları terk edip senin memleketine geleceğim senin şehrine, yani Resulullah'a iman ediyor ya, aynı zamanda senin şehrine yerleşeceğim, seninle beraber yaşar, seninle beraber ölürüm e, ilkesini ve prensibini e, be, e, kabul eden insanlardı. Ona göre, mesela beyahat ediyor Resulullah Aleyhisselatü vesselam bir Bedevi örneğini vereceğim. E, bedevi, e, şimdi badiye insanı, çöl insanı, bugünkü ne diyelim işte göçerler veya yörükler hani sürekli doğada dışarıda serbest gezindikleri için e, şehir hayatı onlara her zaman ağır gelir. Böyle bir zat düşünün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor e, tabi iman ediyor, Efendimiz'e beat ediyor ve Medine'de kendine yerleşiyor. Ama bir süre sonra ne oluyor? Bu adam Medine'nin e, şehir zorlukları yani Bedevi insana ağırdır ya. Efendim şey ona zor geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor e, diyor ki işte ben beyatımdan vazgeçmek istiyorum. Aqilni beyati. Beyatımdan vazgeçeyim. Benim işte hani ikaletul bey hatırlayın fıkıhta alışveriş ahdinin yok sayılması ve iptal edilmesiyle ilgili bir şeydi bir kavramdır. Beyatimi hadi gel anlaşmamızı bozalım. Ben memleketime döneyim. İşte badiyeme döneyim ve işte kırsalıma obama döneyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla onun orada kalmasını istiyor. Neticede hadis uzundur. Sadece mantalite çözülsün diye söylüyorum. O, o kişi Medine-i Münevvere'de yaşayamamayı, Medine'nin zorluklarına tahammül edememeyi gerekçe göstererek oradan ayrılıyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi sürekli canlı tutmak ve Medine'nin ticaretine de bereket gelsin diye e, hatırlayın Efendimizin duasını. E, Allahümme bârik lehim fî muddihim ve fî keylihim ve fî veznihim. Fi keylina veya veznina veya muddina diye böyle şey sigasıyla, ayet sigasıyla da kullandığı duası vardır. Şimdi Medine'yi her ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların karargahı artık Müslüman olan Medine'de kalacak daha fütuhat olmamış, daha işte en önemlisi Mekke fethedilmemiş e, civar coğrafyalarda e, İslam güvenli bir e, zemin elde etmemiş. Müslümanlar etraftaki her yerde hem tehdit altında e, hem baskı altında hem de şey yapamıyorlar. Dinlerini özgürce yaşayamıyorlar. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kişi iman ettiğinde o kişinin, dinini yanına alarak, inancının yanına alarak Medine'ye Münevvere'ye yerleşmesi, orada kendisine bir hayat kurması ve bununla beraber şirkten küfürden uzaklaşması ve Medine'yi canlandırmayı hedefliyordu. Ama bazıları bunu yapacak durumda değildi. Hatta iman yani imanın bir kriteri gibi görülmüştü. Şimdi o tür konulara girersek çok detaylı ol, olacak ve uzayacak. Onun için girmeyeceğim oraya. oraya. Ee, yani Müslüman mı oldu? Gelip Resulullah'la beraber kalacak. Ee, özellikle Mekkeli insanlar için e, Mekke'de Müslüman olmuş e, kişi eğer Müslümansa Medine'ye hicret etmesi zorunluydu. Bununla ilgili ayetler, ilgili arkadaşlar ister isterler bakabilirler. E, Kur'an-ı Kerim bu hususa değiniyor. imanı her ne kadar hicreti gerektirse bile mazereti nedeniyle hicret edemeyen bir mazeret grubu bir sınıftan bahseder. Yoksa o mazeret olmasaydı o kişi Medine hicret etmesi gerekirdi. O o zaman bir hükümdü. İşte Mekke'de bir mazeret grubuna artık onları tafsilatına şey yapanlar iste, isteyenler bakabilirler. E, Mekke'de kalıp Medine'ye gelemeyenler vardı. E, bu özel bir sınıf ve onlarla ilgili de ayet nazil olmuş. Onun dışında civar kabilelerden civar şehirlerden e, en önemlisi mesela e, Ebu Hureyre ve Ebu Musa el-Eşari gibi ta Yemen'den gelip iman edip artık e, şeyde kalanlar Medine'yi kendine yurt edip kalanlar Ebu Zerri Gifari gibi kendi e, kabilesini Eslem kabilesi onlar terk edip mesela gelip Medine'yi kendilerine yurt edinen insanlar hatta Mekke'deyken e, insanlar iman edince bazılarını Mekke'nin güvenli bir liman olmadığı için e, bazen Efendimiz dermiş ki git kendi memleketine iman ediyor Resulullah aleyhisselatü vesselam ama Resulullah Mekke'ye gel yerleş demiyordu bu bu detayı unutmayalım. E, git diyordu, e, memleketine dön, bizim haberlerimizi gözetle, e, bir yerleşik yurda, e, güvenli bir yere geçtiğimizde o zaman gelir bize tabi olursun diye Efendimiz aleyhisselatü vesselam e, Mekke'deyken nasihatte bulunuyordu. Ama Medine'de durum öyle değildi. Medine'de ee, artık İslam güvenli bir limana ulaştı. Her ne kadar müşriklerle çarpışmalar, kavgalar, e, o çatışmalar devam etse bile, e, İslam kendine bir şehir, bir devlet, bir yurt edinmişti. Onun için e, bir kişi Müslüman mı olacak, gelip bu İslam'ın şehrinde, İslam'ın artık hayat bulduğu şehirde gelip yerleşmesi yerleşmesi ve oradakine bir hayat bir düzen kurması talep ediliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashaba ona göre bazı beyatlerinde bunu işte demek ki belirtiliyormuş. Yapamayan, Medine'ye gelemeyen mazeretli kişiler, bazen biliyorsunuz kabileler arasında kan davaları, uzun süren kan davaları olurdu. E, gelemeyen işte orada hapis kalmış hapis demeyelim de engelli kalmış yani Efendimiz'e ulaşacak yol bulamıyor. O türden kişilerde Resulullah Aleyhisselatü vesselama diyelim ki özellikle Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekkeli müşriklerle çatışmazlık anlaşması yapılınca bir hafif barış ortamı oluştu. O barış ortamından istifadeyle Resulullah Aleyhisselatü vesselama gelen kabileler oldu. Ama e, biliyorsunuz o anlaşmanın süresi sadece 10 yıllık olduğu için imza aşamasında e, oraya yerleşmek veya işte kafalarında hala bir şey vardı. E, soru işareti vardı veya bir rahatlık yoktu. E, bazı nedenlerden dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselamdan izin isteyip kendi memleketlerine dönerlerdi. Bu e, özellikle Hudeybiye anlaşmasından sonraki durumu söylüyorum. beri tarafta e, Mekke'nin fethinden sonra bu Amul Vufud veya Senetül Vufud denilen artık Mekke fethedildiği e, İslam e, otoritesi, İslam'ın gücü e, özellikle Ummul Kura şehirlerin anasının fethedilmesiyle artık e, İslam'ın hükmü e, tesis edildiği. ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların gelip de imanları imanlarına bağımlı olarak Medine'ye yerleşmelerini istemiyordu. Hatta şöyle bir cümle kullandı Ali sallallahu aleyhi ve selam la hicrate ba'del fetih. Fetihten sonra fetih oldu artık. Yani e, Mekke İslam'ın yurdu olunca artık e, güven ortamı tesis edildi kabul edilir. Her ne kadar Mekke'nin fethinden sonra efendimizin böyle çevre yerlere bir yerlere gazavatı olsa bile Mekke'nin fethi dönüm noktasıydı ve barışı esenliği huzuru e, İslam'ın artık e, gücünü satvetini ifade eden bir durumdu Mekke'den sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara e, hicret etmelerini e, emretmediği kriter olmaktan çıktı öyle diyelim yani her ne kadar fetihten sonra e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onun yanında olmak onunla beraber yaşamak için gelen insanlar olsa bile bunlar hicret hatta la hicrete ba'del fethi ifadesi neticesinde sahabeler kendi aralarında bu adam işte hicretin sevabını almadı diye eleştiri konusu olanlar bile oldu. bunların bir kısmı işte mazeretinden dolayıydı. Diğer bir kısmı diyelim ki işte keyfinden gelmedi veya neyse ne Mekke'den sonra hicret bitti. Hicret bitince bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü hicretin zorunluluğu bitti. Öyle diyelim. Hicretin zorunluluğu bitince gelip de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden heyetler halinde kabileler, aşiretler veya fertler ya tek ya çoğul gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, nasihat, e, hoca, ve işte kurra denildi o dönemin hafızları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mürşit talebinde bulunurlardı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da elindeki imkanlara göre onlara ya bir ya iki bir hafız bir kari, bir mürşit onların dinini öğretecek birlerini gönderirdi. Ee, bu arada ne olurdu? Ee, gelip de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden o özellikle senetül ufud, amül ufud diyelim, heyetleri yılında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelenlerin e, çoğu artık hicret etme niyetiyle değil de orada e, yani gelip Resulullah'a iman edip geri dönecekler hesabıyla geldikleri için kendilerinden e, hani orada da kalmayacak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hayatlarının hayatlarının tek fırsatı bugün çünkü tabirli ne diyelim? E, tek atımlı kurşun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir daha görememem. Gö, göremeyebilirim. Bir daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e, kavuşabilir, e, kavuşamayabilirim. E, düşüncesiyle ne yaparlardı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hayatlarının nasihatini almaya çalışırlardı. Ya e, diyelim ki kabile reisidir veya bir köyün bugünkü tabirle muhtarıdır veya bir ailenin büyüğüdür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan e, bazı mesele gelirlerdi. diyen ki Efendimizin Medine'sinde bir hafta, on gün, bir ay neyse artık o e, hazırlık durumlarına göre e, orada kalırlardı. Ayrılırken e, diyor geldik biz mesela örnekleri vardır. Diyor biz geldik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elini öptük. Hatta bir rivayette diyor ayağını da öptük Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Sonra diyor elini e, mübarek elini diyor gözümüze sürdük ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Ya Resulallah bize şu konuda fikir ver. Ya Resulallah bu konuda bize nasihat et. Ya Resulallah bizim kabilemizin özeli, özellikleri şudur. E, bize bu konuda yol gösterici bir şey söyle. İşte bu genel tavsiyelerle beraber özellikle bazıları hayatının tavsiyesini alıyor. Ya Resulallah diyor bana bir şey söyle. Bana öyle bir şey söyle ki ben onu hayatımda kendime rehber edineyim. Ben onu kendime şiar edineyim bugünkü tabirle ee, ve ben onun üzerine öleyim tarzı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan e, tavsiye niteliğinden şey alırlardı. E, öğüt alırlardı. E, onu kendi hayatlarına e, prensip edecekler. Rehber edinecekler. Onun için bir kısmı şu hadislerde geçen formatta soruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulullah bana bir amel söyle. E, o e, ameli ben e, kendime e, prensip edeyim ve onunla da cennete gireyim. وَاَدْخُلُ Yani hayatında kendisini cennete götürebilecek kilit bir amel istiyor. Bu ana e, yaklaşımdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'sine gelip Medine'sinde yerleşme imkanı olmayan orada yerleşme hayatın e, yerleşme e, imkanı olmayan hicret etme imkanı olmayan işte fetih öncesi ve fetih sonrası yerleşme imkanı olmayanların Resulullah'ı göremeyeceğini düşüncesiyle diyor ki ben kendi memleketimde Resulullah'ın bana öğrettiği bazıları söz istiyordu. Mesela bir dua istiyordu. Ya Resulullah bana diyor bir dua öğret. E, salih bir insanın e, meclisine gidip ondan dua talep eden insanlar gibi orada da ya Resulullah bana bir dua öğret diyor. Mesela e, bugün hani bana bir nazar duası öğret. Bana bir bereket duası öğret. Bana işte şöyle bir dua öğret. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hem e, dua talebi edenler hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir amel e, talep edenler veya işte diyelim ki e, İslam'ın ibadetleri biliyorsunuz işte kıraattır, namazdır, e, oruçtur, hac ve umredir e, diyor ki ya Resulullah ben ibadatın hangisini kendime e, prensip edeyim oradan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan e, tavsiye ve şey alırlardı, nasihat alırlardı. İşte bir kısmı bu Ebu Hureyre, Ebu Zer ve İbni Mes'ud radıyallahu aleyhi anhumun da mesela diyelim ki adam geldi, Efendimiz'in Medine'sinde bir gün, iki gün, beş gün neyse Efendimiz'in e, sohbetinde bulunduğu Efendimiz'in az çok e, ibadet e, adetini öğrendiler. İbadet sünnetini Efendimiz hatta gelip Efendimiz'in yakınlarından. Veya ehli beytinden, müminlerin annelerinden, Ayşe anneye gelirlerdi. Derlerdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadeti nasıl? Orucu nasıl? Namazı nasıl? Ve oradan kendine bir şey alacak, bir örnek alacak. Gidip kendi hayatında, memleketinde e, onları uygulayacak. O şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi fiilleri üzerinden... E, fikir ve nasihat almaya gelenler oluyordu. Bazıları da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ben hazır bulmuşken ben hayatımın anahtar kilit sorusunu sorayım. Tek atımlık buluşun. Diyorlar ya Resulullah biz belki bir daha sana gelemeyiz. Onun için bize öyle bir prensip oluşturacak. Bize bir ilke oluşturacak. Sürekli yapabileceğimiz bize bir pratik, bir ibadet, bir ritüel ver diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nasihat alırlardı. O ana cümle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nasihat isteyen ana e, ifadeler bu hadislerde eyül ameli afdal ve eyül a'mali afdal şeklinde e, insanların zihninde bir kavrama dönüştü. Şimdi e, bu, bunun arka planını inşallah iyi çözdük. Bu söylediğim şeyin bir de tam karşılığı var. Yani e, imanın İslam'ın efdalinin nedir? diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorar iken bazen ya kendileri sormuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara söylemiş. Bunun tam karşılığı zıt manası küfrün en kötüsü veya günahların en büyüğü işte kötülüklerin en kötüsü hangisidir diye amellerin en iyisi günahların en kötüsü hangidir diye çift taraflı, çift kutuplu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorular soruluyordu. İşte buradaki ilk üç hadis 50-51-52 imani noktada İslam'ın sadailini, imanın takviyesi noktasında en aftal amelleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sormaya yönelik sorular... Ve onların işte Efendimiz'e hangi şekilde, hangi üslupla sorulduğu e, sıralamalı olanlar var. Mesela göreceğiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, tek bir ameli söylemiyor. Bir amel söylüyor, orada ya sahabi e, Efendimiz'e soruyor, ya Resulullah daha sonra, ya Resulullah daha sonra, ya Resulullah daha sonra. Sahabi soruyor, Aleyhisselatü Vesselam da cevap veriyor. İşte budur, budur. Veya bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi söylüyor işte. E, bu, 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 bu. E, o Artık o an Efendimiz'e soru soran sahabinin e, durumuna göre, Efendimiz'in artık müsaitlik durumuna göre bazen tek kelimeyle cevap verip adamı göndermiş. Bazen de öyle arkasına sıralamış aleyhissalatü vesselam. Bazen sahabi e, işte fırsat buldukça diyor sordum. Mesela bu e, 52. hadiste İbni Mes'ud'un e, söylediği en altta bir ke kelime var. وَلَوْ اِسْتَزَدْتُهُ lezadeni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor, Efendimiz cevap veriyor. Sonra hangisi diyor, Efendimiz cevap veriyor. Sonra hangisidir, Efendimiz cevap veriyor. Artık kendisi duruyor. Abdullah radıyallahu teala an. Yani kendince artık o kafi gördü. Yani kendisine ilke ve prensip edinecek, edineceği e, tavsiyeleri kendince yeterli görüyor. Duruyor. Ve diyor ben Resulullah yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sorularımı cevaplama noktasında o kadar rahat o kadar iyiydi ki diyor o manada söylüyor. Yani Resulullah çok rahattı, iyiydi, sorularıma cevap veriyordu. Ben sordum, o bana cevap verdi. Ben sordum, cevap verdi. Daha da sorsaydım, daha da cevap verirdi gibi en son cümlesi onu ifade ediyor. Aleyhissalatu vesselam. Bu ilk üç hadis e, iman ile ilgili e, Efendimiz Aleyhissalatu vesselama İmanın fadailiyle ilgili, amelin fadailiyle ilgili, ibadatın e, sıralaması, fadail sıralaması ile ilgili olanlardır. E, Beri tarafta, şimdi inşallah o derste de işleyeceğiz. 53'ten itibaren bu sefer tam tersi. E, o da gene Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu teala. Bakın aynı hadis. E, Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sefer e, tam tersi. Ya Resulullah diyor en kötü günah nedir? Allah katındaki en kötü günah nedir? Onu ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Tabi e, Hüzeyfe'yi hatırlayın değerli arkadaşlar. Özellikle Hüzeyfe diyor ki herkes diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e, fadail-i a'mal ile ilgili soru sorardı. Ben ise diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hep gider fitne fücur sorardım. E, korkardım o fitne bana bulaşır. Bana bulaşmaması e, ümidiyle bu, bana bulaşmasın diye kaçınayım diye ben de gider Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan diyor fitnelerle ilgili kötülüklerle ilgili diyor e, sorular sorardım. İşte bu e, 53'ten sonraki hadisler de e, işte Kebair, Ekberül Kebair, işte Seb'i Mubikat neyse onlarla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan e, soruları ifade ediyor. Şimdi bu, İnşallah mantalite tam oluştu. Ee, bu arada 50. hadisin başlığına bir bakın. Oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne diyor başlıkta? Babu beyani <laughs> kevnil imani billahi teala afdalel a'mal. Allah'a imanın amellerin afdali olduğunun açıklaması. Şimdi genelde biz e, iman ve İslam'ı... E, tahlil ederken, konuşurken... ne deriz? İman... E, itikadi bir şeydir. E, kalbe dayalı bir şeydir. E, beyne, fikre, zihre, zihne... dayalı bir şeydir. E, ama belli tarafta... E, sadaka vermek, oruç tutmak... E, diyelim ki... E, ne diyelim, namaz kılmak... onlar ise... bedeni amellerdir. Yani... ...biz e, ne yapıyoruz... ...sanki e, pratiğe... ...işte cevareh diyelim ki... ...elimize, ayağımıza... E, ...dayalı yaptığımız... ...ameleri biz fiil olarak... ...ifade ediyoruz... ...ama belli tarafta düşünsel... ...diyelim... E, ...fikri ve ruhi olanları... ...biz e, amel olarak ifade etmiyoruz... İşte onu inanç diyoruz... ...inanç ve amel diye biz bir taksimat... ...yapıyoruz... ...şimdi burada... O başlığa neden bunu söyledim? O bu başlıktaki bu ifade bizim için çok önemlidir. Nedir? Ee, i̇manın, imanın amel olduğu, imanın amel olduğu, bunu biz nasıl anlayacağız? Şimdi ben ameli bir şekilde göstereyim. ...gruplandırayım, bunu zihnimize iyi kodlarsak... ...bundan sonraki ifadeleri daha iyi anlarız. Şimdi ameller... ...üç kademelidir. Üç kademelidir. İnsanın beyninde, zihninde... ...daha doğrusu bunun merkezini... ...bizim İslam kalp olarak ifade eder. İnsanın kendi kalbinden akıp giden, geçen şeyleri amelül kalp olarak çünkü kalp aktif bir şekilde nasıl ki gece insan yatarken bile kan pompalıyorsa kalbin içinden akıp geçen düşünceler fikirler nelerse işte onları da Kur'an-ı Kerim işte hadislerden ve Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinden şimdi değin ineceğiz. Onları da bir amel olarak ifade ediyor. Mesela e, ilim bir ameldir. Yakin bir ameldir. Zan bir ameldir. Vehim bir ameldir. Kur'an-ı Kerim'de mesela zihninizde iyi yer etmesi açısından söyleyeyim. İnne ba'da zanni ismun. E, zannın bir kısmı günahtır diyor. Ne demek bu günahtır? Şimdi insan kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidince neden mesul olur? Amalinden ve efalinden e, mesul olur. Onun için e, amel ve fiillerin sınıflandırmasını bu sefer doğru yapmamız lazım. Nedir? İman kalbin amelidir. Kalbin fiilidir. İman. Küfür kalbin amelidir, kalbin fiilidir. Nifak, kalbin amelidir, kalbin fiilidir. Ama belli tarafta, belli tarafta, sadaka vermek, yani elinle, elini cebine attın, oradan paranı aldın ve fakirin eline verdin. Sadaka nedir? Ef'alü'l-cevarehtir. Yani organ fiilidir. Namaz, ef'alü'l-cevarehtir. Bedeni bir bir fiildir, bedeni bir ameldir. Yani ne demek? Ee, i̇nsan Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığında o bedenine işi yaptıran nedir? Yani bir bir eli cebe attırıp oradan parayı çıkarıp fakire verdiren e, şey nedir? Onun sadece bedensel bir şey olmadığını arka planda kalbi bir fiil, kalbi bir eylem olduğu ve bundan dolayı insanın aslında efalinin bizim fiil dediğimiz bedenin yaptığı şeylerin arka planında kalbinden geçirdiği ve bizim fiil olarak görmediğimiz şeyin aslında onu Allahu Teala'nın yanında işte ya mesul ya da mükafatlandıran şey olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu da hemen bu, buraya getirip kodlayalım. اِنَّمَ bin binniyat <بِالنِّيَات> Ameller. Yani bedenin yaptığı fiiller bin niyat kalbin fiiliyle değerlendirilir. Şimdi bu inşallah anlaşılmıştır. Yani e, kalp Allah yolunda tasadduk etmeyi niyet edecek ve o tasaddukun neticesinde bedenin cevarehinden el o sadakayı alacak ve o fakire verecek innemel a'malu bin niyat bu durumda ne oluyor ee, iki durum ortaya çıkıyor amellerin değerlendirilmesi amellerin cevarehi değerlendiren beşer tarafından değerlendirilmesi amellerin kalpleri değerlendiren Allahu Teala tarafından değerlendirilmesi. Şimdi bu inşallah bu ayrım anlaşıldı. Ne oluyor? İslam bir hukuk dini olarak bir adalet dini olarak neyle amel eder? Çünkü kalplere muttali olan bir sistem, bir mekanizma beşerin elinde olmadığı için e, hukuk bedenin yaptığı amelleri değerlendirir ve ona göre o şahsa bir bir yükümlülük yükler. Yani bir sözü varsa o sözün üzerine hüküm bina eder. Eliyle birini yaralamışsa o eliyle yaralamanın cezasını ona tahakkuk ettirir. Yani o beden ef'al ve cevarih dediğimiz bedenin yaptığı fiilleri beşer tarafından değerlendirdiğimizde neye göre değerlendireceğiz? Çünkü kalbe muttali olmadığımız için sadece o zahirden amellerden değerlendireceğiz. beri tarafta sadece Rabbül Aleminin muttali olduğu kalbin fiili, kalbin fiili onu da kim değerlendirecek? Cenab-ı Hak değerlendirecek. Onun için Allah-u Teala kulu yanına alırken bu e, nasıl artık formüle edeceğiz? E'mal ve ef'al. Ef'al ile kalbin şeylerini düşünelim. Kalbin e, inançları düşünelim. Yani insanın kalbinden tasavvur ettiği, geçirdiği irtikatları, inançları ef'al diyelim. E, bedeniyle yaptığı şeyleri de e'mal diyelim. Allah-u Teala insanları kıyamet gününde e, o mizanı, teraziyi kurduğunda e, neyle değerlendirecek? Ef'al, kalbin inançları ve amali ile değerlendirir. Nasıl, nasıl oluyor bu? Bu şöyle, e, hani e, özellikle e, ceza hukukunda veya işte ne bileyim e, talak, e, ithak, nikah gibi e, üzerine Hak hukuk tereddüt eden e, Elfazlarda e, Ne olur Mesela adam der ki e, Hanımına bir ifade kullanır Kullandığı ifade Lafzi olarak Ağzından çıkan şey Fi'lül e, cevareh Çünkü kelam e, insanların muttalir olduğu Beşerin muttalir olduğu E'maldendir Amel olduğu için ne yapar onun kullandığı o cümle üzerinden kadı diyecek ki senin hanımın boşandı veya sen hanımına ziharda bulundun veya sen hanımına şöyle dedin. Bu ifade bu demektir diyecek. Mesela e, kadı o ifadenin ağızdan çıkan sudurunu esas alır ve ona göre bir hüküm belirtir. Ama bir tarafta adam der ki ya evet ben bu cümleyi kullandım ama benim kullandığım bu cümlede ben şunu kastetmiştim. Bu sefer adam ne yapıyor? Kullandığı cümlene, amele, arka planda kalbi başka bir fiil yüklüyor ve o fiil esasıyla o ameli işlediğini söylüyor. Bu durumda ne oluyor? Bu sefer kadı düşünecek. Ya adamın o amelinin fiiline mutabıklığını düşünecek. Evet tamam sen bu cümleyi kullandın. E, niyetin de buydu. O zaman tamam geçerlidir. Sen e, hanımın boşanmadı ve işte zihar olmadı veya işte şu olmadı, bu olmadı diye onun niyetini gene o niyetini de beyanıyla ifade ediyor. Ben bunu böyle niyet ettiydim diyor. Böyle Bunun niyetini o şöyle Tekrar ediyorum. Böyle sayılar belirtilirse efendim Buyurun. Efendim, işte 11 kere okuyacağım, 101 kere okuyacağım. Bunlar yoktu. Bir kere daha bunu ifade edelim. Diyanet işte başkanlığımızın yayınları. E, Mahmut Şinoğlu hocamız mı konuşuyordu? Anlamadık neyi kastediyordu. Devam ediyor Hı. muyuz? sorun değil değil mi olabilir veya yanlışlıkla sesini açmış olabilir büyük ihtimalle yanlışlıkla sesini açtığı için öyle Peki, oldu. tamam ee, devam ediyoruz veya diyelim ki e, bedenin yaptığı bir bir ameliği e, o ameli işleyen amil ne diyecek mesela diyelim ki bir ölüm durumu var e, diyor ki ben onu öldürme kastıyla yapmadım diyor hani bizim bugünkü hukukta diyor, ben onu yaralamak istedim ve ben onu korkutmak istedim ve işte şöyle yaptım. Ne yapıyor? O ameline bir e, kalbi e, niyet e, ifadesiyle bir gerekçe, bir mana, bir mantık e, söylüyor ve onunla e, hukukta, işte kadının önünde veya mahkemede e, kendine bir şey e, çözmeye çalışıyor, durumunu çözmeye çalışıyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, innemel e'malu bin niyat ifadesi e, sorun yok sayın hocam. Mesele anlaşılmıştır. E, innemel e'malu bin niyat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mübarek lafzından yola çıkarak söylüyorum. Innemel e'malu bin niyat ifadesini ameller kalbin niyeti, kalbin fiili olan Den yola çıkarak kalbin işinin de bir fiil ve bir amel olduğunu Resulullah Aleyhisselatü vesselam söylüyor. Ve ne diyor? E, bu ifade belki hani e, tekerlemeye de dönüşmüş. E, kelam-ı kibara da dönüşmüş. Nahnu na'malu vallahu yatawalla's sarair. Biz zahirle amel ederiz. Eee seraire olan, onu değerlendirecek olan Allah'tır e, diye. Bu sefer ne yapıyor? Bu e, ayrıma gidiyor. Bu ayrımı niye söylüyor? Bu beşeri bir çözüm olarak bunu söylüyor. Yani beşerin insanın birbirleri arasındaki muamelatında e, üzerine hak, hukuk veya ceza tereddüt eden bir durum olursa bir durum olmuş o durum neticesinde mal itilafı var veya can itilafı var veya bir şey var, fiili bir durum var. Bir, bir mala veya cana bir kasıt söz konusudur ee, ama adam kalkıyor diyor ki hayır ben onu niyet etmedim A işte bu durumda ne devreye girer o, o kişinin e, Rabbül Alemin ile olan e, kalp fiili hani Rab, sadece Cenab-ı Hak oluyor ya ona o kişinin kalbine havale edilir ilahi boyut ama üzerine hak hukuk terettüp eden diğer yönüne ise biz adama deriz ki kusura bakma senin bu yaptığın veya bu söylediğin söz neticesinde mala zarar var, cana zarar var sen bunu tazmin edeceksin diyeceğiz. Yani geri e, kalan öbür yönünü diyeceğiz ki o seninle Rabbin arasında bir şeydir. Onun için mesela Hanefi fukahasının kitaplarında şu ifadeyi çok görürsünüz. Diyor ki mesela yusaddaku adaen ve la Şeyde e, adamın sözü, adamın beyanı e, hukukta kabul edilir ama diyaneten kabul edilmez. Bazen de tam tersi söylüyor. Diyor yusaddaku diyaneten. Deriz ki tamam sen doğru söyledin. Seninle Rabbin arasındaki bu meselede biz seni yalanlamıyoruz diyeceğiz. Çünkü kim ona muttali olabilir ki? Ben bu sözümde şunu kastetmedim. Kim ona müdahale edebilir ki? Diyanetin diyor sen tamam doğru söyledin. Ama kadaen diyor sen bu söylediğin beyan e, Yoruma açık bir beyan değildir. E, aşk arkasına mana yüklenebilecek bir mana bir ifade değildir. Sarih ifadedir. Biz onun üzerine hüküm tereddüt ederiz. İşte bu böyle oldu, şöyle oldu diye ada yani adamın sözünü kabul etmeyiz. Şimdi ne oldu? Bu kadar detayı söylememin sebebi özellikle e, başlıktan da anlaşılıyor. E, i̇manın amel olduğu. İman bir fiildir diyor. İman bir eylemdir. İman bir eylemdir ve eylemlerin de en üstünüdür. Onun için bir bir mümin, tabi bu Rabbül Aleminin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle e, iman e, ehline yüklediği fazileti ifade eden şeylerdir. Bununla ilgili böyle hadislerde belki görürsünüz. Bir kişi e, iman edip e, işte efal, her şey amel daha bedenen e, çok fazla bir ameli olmasa bile o kişinin kıyametteki durumu ne olacaktır gibi sorular sor, sorulduğunda Rasulullah e, Resulullah Sallallahu Aleyhi en temen en esaslı e, fiilden e, noktadan amelden e, adamın imanından yola çıkarak diyor ki iman etti mi tamam Aftali amel budur bu, bu adam kendini kurtardı ve hesabı Allah. Hatta bu şey olsun diye söyleyeyim bir örnek diye söyleyeyim bir adam diyor kıyamet günü e, mizanda Rabbül Aleminin huzuruna e, götürülür e, diyorlar ki e, bu adamın bütün e, seyyiatını ve hasenatını getirin şimdi adam kendi geçmişini biliyor e, adam geçmişte maazallah bütün melanetleri bütün seyyiatı işlemiş e, ve bugünkü tabirle diyelim böyle e, dini bütün bir mümin de değil ne yapılır? Diyor bu adamı diyor bütün sicilleri hatta fisi, sicil, diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. Adamın günah defterleri, sicilleri getirilir getirilir o terazinin günah kefesine konur. Adam da orada endişe içerisinde duruyor. Diyorlar ki hele bir de bu adamın hasenatını getirin. Hasenatını. Adamın hasenatı adam düşünüyor ben benim hangi hasenatım var? Benim hasenatım yok diyor. Düşünüyor, düşünüyor. Bedeni amel olarak bir şey hatırlamıyor. Bedeni amel olarak. Ya benim hasenatım mı vardı? O arada e, melekler onu teselli ediyorlar. Adam ben helak oldum, ben bittim, ben tükendim, ben artık ben azaba, cehenneme gireceğim mağazala. O endişeyi taşıyor iken melekler diyorlar e, sakin ol sana zulmedilmeyecektir sana zulmedilmeyecektir. Adam kendi kendine bu tam bana nasıl zulmedilmeyecek? Benim e, işte bu kadar sicillata karşı e, amelim yok. E, hayır manasında hasenatım yok diye endişelenir. O anda tam hadi getirin derken Resulullah'ın kullandığı ifade ile söyleyeyim bir bitaka getirilir. Yani düşünün belli tarafta böyle sicil sicil kocaman kocaman böyle defterler e, adamın günahları oraya kaydedilmiş ama onun hasenatı için diyor bir bir Bugünkü bugün kart kartvizit bir bir kartvizit bir küçücük bir kağıt getirilir e, derler ki bu da bunun e, işte hasenatıdır şimdi adam o diyor hasenatına bakacak kendince o daha içindekini görmüyor bir, geldi getirdiler İşte adamın hasenatı da bu adam bakıyor terazinin e, kefesine. E, o an için ah oh, ben hani ben bittim ben tükendim derdine düşerken e, melekler diyor sakin ol Korkma, tedirgin olma. Sana bugün zulmedilmeyecek. Ve diyor ki o küçücük kartvizit bir dakika, o e, salih amellerin olduğu küfeye konuyor ve kefeye. O kefeye konduğu anda diyor bir anda o kefe diyor aşağı ağır basıyor ve o koskoca defterler, o sicillerin hepsi bir anda e, yıkılıp gidiyor. Şimdi adam hayret ediyor. Ya ben diyor ne yapmışım ki diyor. O, o kağıtta yazılan şey nedir ki diyor ben bir e, onu onu yaparak onu yerine getirerek diyor bütün seyyiatımı sildirebildim bakabilir miyim diyor bakıyorlar diyor üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah var la ilahe illallah var orada işte Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki terazide hiçbir şey la ilahe illallah'a ağır basamaz hiçbir şey la ilahe illallah'a ağır basamaz bu ne demektir? Bu şu demektir. La ilahe illallah'ın bir kalbin fiili olarak yani esasında o ifadeyi dile getirebilmek kalbin fiili olan imanın onun için kavnul imani billahi diyor ya fi, kalbin fiili olan imanın yani Allah'tan başka ilahın olmadığı inancı la ilahe illallah inancının bir kağıda girmiş şeklinde formülünü düşünelim. Onun karşılığında ondan daha ağır gelecek bir amelin olmadığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ha o zaman diyor demek ki e, La ilahe illallah'ın kalpten geçiş şekli bir ameldir, bir fiildir ve onun bir gücü vardır. Onun bir ağırlığı vardır. E, o ağırlığıyla diğer bütün amali de e, bertaraf edebilecek bir gücü, gücü vardır. Şimdi bu bundan yola çıkarak amel kelimesini böyle bir iki şekilde formüle etmeye çalışayım. E, pasif amel, aktif amel. Bir de cevarihi söyleyelim. Cevarih insanların e, organları. işte gözüdür, e, burnudur, e, dilidir, elidir, ayağıdır, kulağıdır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Onu söyleyin de oradan hatırlayın. İnnes <laughs> sema vel basara vel fuade. Bakın bu bu ayet bu söylediğim şeylerin açıklamasıdır aslında. Ee, kulak işitme duyusu sema dediği o. Ee, basar görme duyusu vel <laughs> fuad inanç duyusu. Hepsi diyor kullu ulayke kana anhu mesula birey, şahıs, erkek olsun, kadın olsun, kıyamet günü bunlardan mesuldür. Şimdi e, biz amelleri, fiilleri, ef'alül cevarih olarak ifade edersek bu e, Cenab-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerim'de e, dile getirdiği şeyler bize çok aktif şeyler gibi gelmiyor. Niçin? Hani her ne kadar e, gözün bir kapağı varsa bir haramdan kaçınmak için gözün kapağını diyelim ki kapattığı Orada kendi iradesiyle bir işlem yaptı. Bak bu bir, bir mertebedir. Ama beri tarafta bundan daha e, pasif diyeyim bir duyusu daha var. O da işitme duyusudur. Mesela işitmeyi engellemek görmeyi engellemekten bir tık daha zordur. Bir insan kendi huzurunda diyelim ki bir gıybet yapılıyor, bir muharramat yapılıyor e, veya işte e, şehvetini e, e, çekecek kadın e, erkek ilişkilerinin olduğu e, edepsizlikler konuşulacak o kulağını o an için nasıl kapatacak mesela e, yani gözün yumulmasından biraz daha böyle istemsizce olan bir şeydir ama buna rağmen Cenab-ı Hak diyor ki e, sem'un yani kulağın da işitmesi artık o ne ne yüklüyor bu, bu, bu şu demektir nasıl ki bir mümin Gaddul basar ile gözünü haramdan koruması gerekiyorsa ve o gaddul basarı ifade eden göz kapağının o incecik hareketiyle o haramdan nasıl ki kaçınıyorsa o günahtan kaçıyorsa onun haramı işiten haram Allah'a isyanın söz konusu olduğu Allah ve Resulü ile dalga geçildiği bir ortamda oturup durup o e, haramı dinlemesi de bak dinlemek o dinlemeyi istekle yapmak işte ara bu, bu bu devreye giriyor. Yani istem istemsizce bir şeyleri duyuyor iken bir haramın olduğu yerde durup dinlemek neye dönüştü? İstekli bir şekilde din, dinlemeye dönüştü. Onun için mesela özellikle e, kulak e, fiiliyle ilgili bir ayet var. Ve izara ayet elzini yahudun fi Arada hafız ee, hocalarımız varsa söylesinler. Allahu Teala kafirlerin ve müşriklerin Allah'ın ayetlerine dalıp da ileri geri konuştuklarını duyduğunda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a bir ve müminlere bir uyarıdır. Diyor ki Cenab-ı Hak orada oturmayın. Orada oturmayın. Hani biz bugün diyoruz ki işte cevap vereceğiz, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ondan daha öte Cenab-ı Hak diyor orada oturmayın. Hatta yahudu fi hadisin gayrihi Başka bir söze dalıncaya kadar gündemlerini değiştirinceye kadar onlarla beraber oturma. Hatta bir başka bir ayete ve aynı ayete tam hatırlamıyorum. İm Hani olur da şeytan seni orada hani daldın, unuttun. Fela ma zikra diyor ki hatırladıktan hemen sonra o zalim kavimlerle o kafirlerle beraber oturma. Şimdi bu bu nedir? Bu şudur. Allahu Teala bizim e, bedenimizde bu hayatımızı yaşarken e, hayatımızı bize e, rahatlatan e, duyularımız işte görme duyusudur, ku, işitme duyusudur, temas etme duyusudur. İşte mesela cinslerin birbirine haram e, iken birbirlerine teması onu ifade ediyor. E, bunların hepsini amelin pasiflik veya aktifliğine göre. Cenab-ı Hak hepsinden diyor ben sizi soruyorum, mesul ediyorum. Bu ne demektir? Bizim e, işte göz duygu, duyusuyla, e, göz cevarehiyle, işte organıyla baktığımız ameli Cenab-ı Hak e, hesaba çeker iken aynı zamanda vel fuade ayette ge geçen kalp fiiliyle yaptığını da Cenab-ı Hak diyor mesula mesuldür. Tabi orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti rahatlatan bir açıklaması var. Yoksa anamız ağlamıştı, gitmişti, perişan olmuştu. Resulullah aleyhissalatü Vesselam orada bir şey söylüyor. Cenab-ı Hak diyor ki, Rafa an ümmeti diyor. Allahu Ekber. <laughs> Elhamdülillah ya Rabbi. Diyor ki Cenab-ı Hak benim ümmetimden kaldırdı ma bir enfusuha. Nefsinden, kalbinden geçirdiği ma lem ta'mel ta bih diyor. O nefis içinden geçirdiğiyle, o şahıs içinden geçirdiğiyle amel etmediği, onu eyleme dökmediği, bugünkü tabirle söyleyelim. Yani kalbin fiilini amele, eyleme dökmediği sürece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Cenab-ı Hak benim ümmetimden o kalbinden geçirdiği fiilleri, kalp fiillerini, o düşünceleri Cenab-ı Hak diyor ki tecavüze anhu onu mesul etmez bu, bu aslında müthiş bir rahatlatıcı bir şeydir. Yoksa perişandık yani. Zaten sahabe bunun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulullah diyor. Bizim diyor bazen diyor hatta özellikle o söyledikleri durum namazla ilgilidir. Hani düşünün namazda Cenab-ı Hakk'ın Rabbül Alemin huzurunda elini bağlamışsın. Rabbin huzurundasın. O an için senin kalbin içinden neler geçiyor da neler geçiyor diyor ki sahabi bazen diyor ya Resulallah biz diyor Rabbimizin huzurundayken bazı hadislerde bu detay yok ama bazılarında var diyor ki bazen diyor içimizden öyle bir şeyler geçiyor ki onu dile getirmek yerine böyle ateşe atılmayı tercih ederiz veya ölmeyi tercih ederiz o, o içimizden geçen şeyi telaffuz etmemek için dile getirmemek için eyleme dökmemek için kalbimizden öyle pis öyle kötü öyle tehlikeli şeyler geçiyor ki diyor, ödümüz kopuyor işte orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu rahatlatıcı açıklamayı yapıyor. Şimdi o rahatlatıcı açıklama ile ilgili bunu niye söylüyorum? Bunları kademeli olarak bizim tevil etmemiz lazım. Hangisini, şimdi ayetle beraber bunu doğru anlamamız lazım ki e, ayetle çelişmesin. Şimdi ayette ne dedi? Seme' basar Fuat mesuldür dedi. Ey Resulallah esasen burada ne dedi? Kalpten senin iraden dışında geçen şeyden Cenab-ı Hak seni mesul etmez. Yani bir çeşit bir ufak bir çelişki gibi gözüküyor. Onun için bir, burada bir kademeli e, olarak fiilleri anlamamız lazım. Şimdi kalbin fiil özür dilerim. Kalbin içinden geçen şeyleri eee Hadislerde de bunun bir kullanımı var. Bir suyun akışına benzetiyorum. Suyun akışı. Şöyle düşünün: sizin iradeniz dışında kalbinizden düşüncenizden fikirler akıp gidiyor. Önünüzde akan bir su gibi düşünün. Eğer siz zihninizden akıp giden o düşüncelerden özellikle muharramat olan bir çünkü mesuliyeti oluşturan o haram olandır ya. Hani Allahu Teala'nın melekutunda tefekkür ediyorsun, kalbinde Allah'ı zikrediyorsun. Onların hepsi senin için sevap iken belli tarafta hani ya Resulullah biz diyor o söz, onu dile getirmekten ateşe şeyi tercih ederiz diyor. Ölmeyi tercih ederiz. Muharramat bir şey zihninden geçti, akıyor. Su akıyor. O an için sen bir irade sahibisin. Bir irade sahibisin. İşte o cüz-i dediğimiz şey odur. Cüz-i ihtiyarin ile senin zihninden, kalbinden akıp giden ve seni küfre götürecek bir durum olduğunda tuttuğun orada akan suyun önüne bir set çektin. Suyun akıp gitmesine, gündemin değişmesine izin vermedin. Orada onun önüne bir şey çektin ve o haram şeyi düşünmeye başladın artık. Düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun ve o senin artık bakın senin iraden dışında akan suyu, fikri, düşünceyi kendi iradenle durdurdun ve onu artık düşündün, suyu biriktirdin. O haram olan akışı zihninden senin iraden dışında akan o haram düşünceleri, küfrü, işte zannı, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle söylüyorum. Onları sen durdurdun ve düşünmeye başladın. Düşündün, düşündün, düşündün ve oradan bu sefer normalde akıp gidecek bir şey de bir kanaate, bir inanca dönüştü. Maazallah ne oldu o zaman? Kalbin o haram mı içselleştirdiği, benimsediği ve kendisine itikada dönüştürdü. Böyle olunca ne oldu? Bu sefer sen kalbinle o haramı benimsemiş oldun. Kalbin fiili olarak, kalbin fiili dışında diye diyelim, o akışı senin bir eylemin, senin bir tercihin olarak durdurduğunda işte Cenab-ı Hakk'ın söylediği ne oluyor? O mesuliyeti oluşturan şey oluşturuyor. Onun için bu hadislere bağımlı olarak Hani femen hemme hemme ifadesi geçiyor. Hemme. Yani adam tasarlıyor. Zihninde tasarlıyor. Diyor ki ben yarın bir sadaka vereceğim. Yarın oruç tutacağım. Hemme bi hasenetin. Onu düşünüyor, tasarlıyor. Bilerek ve tasarlayarak bir amel işlemek. Diyor ki o bilerek ve tasarlayarak bir amel işlediğinde eğer salih amelse bunun hadislerde detaya girmeyeyim ona şu kadar sevap vardır. Veya şöyle olursa ona bu kadar maazallah günah vardır. Hemme ifadesini kullanıyor. Bu durumda ne oluyor? İnne ba'da zanni ismun ayetinde ifade edilen ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kişinin kalbinden geçirdiğinden mesul değildir ifadesi birbirinden ayrı bir şey oluyor. Yani birbirlerini çeliş, çeliştirmiyorlar, birbirleriyle zıtlaşmıyorlar. Bir akis iki farklı durumu ifade ediyor. Allah-u mesul etmediği şey hangisidir? Sahabinin imanı nedeniyle Ya Resulallah onu dile getirmekten şöyle oluruz diye korktuğu, endişelendiği, ödünün koptuğu, beni Rabbim buradan tutarsa beni perişan edecek dediği o sahiplenmediği, o pis düşünceyi her ne kadar kendi kalbinden, kendi fikrinden, kendi zihninden akmış olsa bile işte Resulullah Aleyhisselam diyor Cenab-ı Hak benim ümmetime ne yaptı diyor. ikram etti. Onlardan ben onu mesul etmem. Ama bir tarafta zihninde bir kanaate dönüşecek bir temerküz etti diyelim. O akın akan şey bir hemme dönüştü. Hem artık e, yani neva niyet ettiği hem o onu e, yani uygulamaya koymak için teşebbüste bulundu. Azmetti. Bugünkü tabirle evet azmetmek güzel. Azmetti. Yani sadece zihninden akıp geçmesiyle durmadı. Ben yarın gidip adam öldüreceğim. Ben yarın gidip adam öldüreceğim. Fe hem, hem de bir seyyiyetin ifadesini işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kullanıyor. Orada işte gene Rabbül Alemin'in bizlere olan merhameti neticesinde hem mehasene ile hem mesiyye e bir eee ameli salih yapma üzere azm etmek, tasarlamak, tasavvur etmek. Onun Allah katındaki şey şu. Beri tarafta bir seyyieyi, bir günahı işlemek üzere bir azminde bulunmak, bir işte tasarlamada bulunmak ve bir niyette bulunmak onun da şey budur diye Resulullah Aleyhissalatu vesselam o ayrımı yapıyor. Onun için biz bu sefer ne yapacağız? Nasıl ki ef'alü'l-cevarih olan insanın bedeniyle yaptığı ki biz buna amel diye dersimizin başında formüle ettik. Nasıl ki onların oluşturduğu etkiye göre Allahu Teala kişiye o amellerine bir derece, bir mertebe, bir şeyler vermiş. Bu sefer kalbinin ameli olan fiilleri de Cenab-ı Hak ona göre derecelendirmiş. Ya güçlü amel ya zayıf amel. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok böyle harika bir hadisi var. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Mümin kişi amelinde pratiğine dökmezse bile onun kalbi, onun amel fiili, onun ameli. aslında o da bir ameldir demek istiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hani düşün ki diyor adam diyor ki ben yarın oruç tut tutacağım. Tutamadı. Onu bile Rabbü'l Alemin bu, bu ümmete rahmet olarak diyor ki hemme bi bi hasenetin فلم يعملها. Onu bile ona yazıyor. Bu bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ifadesi. Niçin çünkü orada bir fiil var. Her ne kadar cevarih ile e, bir pratiğe dökülmemişse bile ama kalpte o bir amele bir fiile dönüşmüştür diyor. Şimdi bu kadar açıklamayı yaptık. İnşallah kızmamışsınızdır ya. Bu detaylar bazen elfazın anlaşılması için e, önemlidir. Yani o tasavvur olursun diye bütün bunları söyledim. Niçin? Çünkü yoksa e, bu hadisi nasıl anlayacağız? E, diyor ki e, Ebu Hureyir radıyallahu ta'ala anha diyor ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme su ile soruldu eyyül ameli afdal fekale imanun billahi ve rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem hangi amel daha afdaldır? Ne dedi Efendimiz? Allah ve Resulüne inanç, iman. Bugünkü düz mantıklı düşünsek pratik bir şey olmadığı için yani cevarih ile organlarımız ile yaptığımız bir pratik olmadığı için biz ne deriz? Onu amel olarak bile görmeyiz belki. Ama Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Senin cevarih amelinin de ötesinde veya cevar yani elinle ayağınla yaptığın en üstün amel olarak bildiğin hangisidir? İşte şimdi onu göreceğiz. El cihadu fi sebilillah. Cihad bedeni amellerin en zirvesidir, en tepesidir. Onun bile üstünde hangisidir? Senin kalbinin ameli, kalbinin fiilidir. Hocam Şerife Esen hocam biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet. Diyor ki Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a amellerin en aftali soruldu. Efendimiz imanın billahi ve Resulü Şimdi bu, bu, ifade biraz daha netleşsin diye bir şey söyleyeceğim. Bir gün ashab Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir, bir kişiyi şikayet ediyorlar. İsmini şu an için hatırlamıyorum. Ee, hani nifak var. Bu, o derslerimizde işledik. Ensari duruş var. iman ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kenetlenen ashab var. Bir de beri tarafta nifak var, münafıklar var ve münafıklara müzahir olan kişiler var. Bugün böyle bir mevzu oluyor. Sohbet esnasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ya Resulullah diyor, münafıkun diyor. O kişi hakkında diyor Resulullah'a. Ya Resulullah bu falanca kişi münafıktır. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş bir tutumu var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden iman sezdiği maazallah nifak değil. Yani mümin olarak gördüğü. Biliyorsunuz yani nifaka muttali olan sadece Resulullah Aleyhisselatü o da Cibril Aleyhisselam kendisine bildirmiş. Yoksa e, kalplere muttali olan kimse yok. Cibril bildirmiş münafıkların listesini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da tutmuş. Onu Hüzeyfe radıyallahu teala anha vermiş. Bir kişi hakkında e, ya Resulullah bu adam münafıktır diye söyleyince ashab Efendimiz Aleyhisselatü Sallallahu iman ehlinin böyle çok temel noktalardan müdafaa eden bir acayip yapısı var. Hayır diyor. O, o, o münafık değildir diyor. Bu adam diyor kullandığı kriteri söyleyeyim. Diyor la ilahe illallah deyip yetbigi biha vechallah diyor. Müthiş bir ifade. Bu Allahu Teala'nın rızasını umarak vecni Cenab-ı Hakk'ın vecni rızası sını umarak e, la ilahe illallah demedi mi bu adam diyor. Evet dediler diyor. O zaman diyor ona münafık demeyin. Allahu Ekber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ibtiğa-u vechillah ifadesini ameli kalp olarak Allahu Ekber. Ameli kalp olarak kendisine münafık yakıştırması yapılan, muhtemelen artık ya günahkadır, ya onlarla beraber oturup kalkmıştır, artık neyse ne yani. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a faulları zikredilen o sahabi, radıyallahu teala diyelim, o kişiyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylediği la ilahe illallah, la ilahe illallah, lafız ile söylenen, lisan ile söylenen bir ameldir. Onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne ile koruyor? Yebteğib biha vechallah diye, vechallah diyor. Yani bu bu kişi diyor Allah'ın vec'hini umarak la ilahe illallah demedi mi dedi? O zaman diyor ona bu bunu demeyeceksin diyor. Beni de tarafta e, ben detaylı anlatmayacağım ama sizlerin e, o, o konuya müracaat etmesini özellikle isterim. Eee Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu ta'ala anh'ın, e, efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın eee fetih hazırlıklarını askeri casusluk kapsamında Mekkeli müşriklere tabir e, tabiri derim ama ispiyonlama veya bildirme e, suçu. Şimdi normalde ona baktığında bir küfür amelidir. Ve yani bir nifak amelidir. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu e, neye dayanarak savunduğunu ba bakın okuyun. Şimdi burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu hadisinde ne yaptığı Amellerin zirvesine kalbin amelini yerleştirdi. İkinci sırada sümmemada. Sonra hangisi? El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad. Hani Allah yolunda cihadı biz eftali a'mal olarak birçok hadiste görmüşüz ya. Niçin? Çünkü adam diyor ki e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle malıyla, canıyla çıktı gitti ve Allah yoluna da kanı döktü ve hiçbir şeyi de geri getiremedi. Gitti adam orada. Bu kişinin amelinden daha üstüne amel yoktur diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cihadı amellerin zirvesine yerleştirir iken Burada ne yaptı? Onun da üstüne bir amel yerleştirdi. O da nedir? Kalbin ameli olan iman billahi ve rasulihim. Allahu ekber. Ya Rabbim kalbimizin amelini rızana uygun e, yapmak üzere bize irade ver diyelim. Kıyla sümme maza. Sonra hangisi? Haccüm mebrur. Haccüm mebrur. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun yapılmış hac. Haccüm mebruru böyle tek kelimeyle ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim hacı ifade ederken şöyle diyor. fela rafsa, ve la fusuk, ve la cidal fi'l olmadığı, günahın olmadığı, fusuk, cidal tartışmanın böyle hırgürün olmadığı hac. İşte o hac hac-ı mebrur'dur. O da üçüncü kademeye yerleşti. Ya yani düşünün ki, hem yani bugün bu amelleri böyle hac bugün belki bize biraz basit gelmiş ama düşünün ki bir adam Mesela ben şu an kendi bulunduğum şehri söyleyeyim. 70 yıl yaşıyor ve adamın hayali Beytullah'ı görmek. Onun için para biriktiriyor, gidiyor hacca yazılıyor, şirketlere gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Yeter ki o Beytullah'a gitsin işte haccını yapsın. Üçüncü sıraya düştü bakın. Allahu Ekber. Kitab-ül <laughs> İman, Bâbu men kale innel imâne huvel amel. İnşallah neden bu kadar uzun bu meseleyi anlattım? İmam Bukhari ya Rabbi sen şefaatine nail eyle bizi. İmam Bukhari'nin fıkhı işte budur. Ne yaptı? İman ameldir e, görüşünün delili olarak Abu Hadisi İmam Bukhari yerleştirmiş. Kitabul İman'da Allah kendisinden razı olsun. hadis Ebi Zerr'in radıyallahu ta'ala genel mantık şey olduğu için diğerlerine geçiyorum. Ebu Zer'in hadisi de kendince bayağı bir şeydir, nasıl söyleyeyim, önemli hadislerden, başat hadislerden biridir. Se'eltur ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer'in bu hadislerin bu ifadesinden bir kişilik ve karakter analizi çıkarmamız lazım arkadaşlar. Şimdi söylerken inşallah anlayacağız, şimdi Ebu Zer radıyallahu teala'nın fıtratını biz ne olarak biliyoruz? İşte Deus kabilesinden gelmiş garibim. İşte onun kardeşiyle beraber Müslüman olmuşlar. İşte Mekke'de ilk e, 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 daveti ayetleri işte kafirlerin karşısında ilk e, söyleyen kişi e, işte Hazreti Osman başta olmak üzere e, sahabeye böyle sivri dilli e, sürekli uyarlarda bulunan e, işte Ebu Zerce Duruş diye böyle söylediğimiz o karakterin aslında arka planda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bir değişik zafiyetin olduğu var. Bu hadiste de o şeyi görebiliyoruz. Ebu Zer o garibanlığıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Bir de suf ehlidir miskin. Elinde bir şey yok. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ameli aftal. Bazı kalıplarda Eyül ameli aftal diye geçer. Hangi amel daha iyidir ya Resulullah? Bana onu söyle de kendime ne yapayım. Şimdi ne ne diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam? İmanun billahi ve cihadun fi Şimdi imanun billahi yukarıda söylediğimiz gibi zaten zirve amel o, odur diyor. Onun üzerinde durmayacağım. Cihadun fi Şimdi Ebu Zer garibim. E zaten mümindir. Elhamdülillah o birinci maddeyi değil de ikincisi cihadun fi oraya takıyor kafayı. E kultu fe ayyur riqabi afdal? Şimdi bu amel olarak anladı. Şimdi fe inlem ef'al aslında oraya bağlan, bağlanıyor. Cihadun fi sebili bir de fe aftal bir de oraya bağlı. Ee, şimdi Ebu Zer fakir ya garibim. Ee, i̇şte azat edilecek köleler arasında hangi köle ya Resulallah daha iyidir? Rikab, rakabenin cem'idir. Rakabe boyundur. Köleliği ifade eden bir sembolik kavramdır. Ee, şeyler, köleler Eskiden boyunlarına şey bağlandığı için işte demirler, halkalar, şunlar bunlar bağlanıp çekiştirildikleri için boyunlarıyla ifade edilmişler. rakabe Hatırlayın rakabesini, boynunu çözmek bu bir sembolik ifadedir. Diyor ben dedim ya Resulallah bu kölelerden hangisini azat etmek daha iyidir? Şimdi köle vardır, cariye vardır, sanat erbabı vardır, düz işçi sıfatında olan vardır işte çeşit çeşit onlar da kendilerine göre. E, fiyatta veya piyasada e, artı ve eksidedirler. Diyor, hani e, şunu demek istiyorum Ya Resulallah terzi bir köle mi azat etsem daha iyidir? Kasap bir köle mi azat etsem daha iyidir? Ey rikabiden mana oraya gideceğiz. Öyle anlamamız lazım. Yani e, çünkü e, köleler kendi e, mesleklerine göre e, ya rahbet alırlar veya işte sevilmezler ya. Ondan yani hangisi Allah katında daha iyidir diye meslekleri üzerinden veya boy postları üzerinden ve eğer cariye ise işte güzelliği veya doğurganlığı üzerinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir meslek erbabı olan köleyi değil de ne? اَغْلَاهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا Sahipleri nezdinde daha kıymetli, daha pahalı, daha değerli olan Allah katında şey daha iyidir. Niçin? Çünkü orada iki yön var. Bir, bir köle azadı var. Fakir kurakabe dediğimiz böyle düz manasıyla bir, bir nefsi, bir canı özgürleştirmek, hür etme var iken en pahalısında ne oldu? Bu sefer bir müminin ve men yuqa şuh nefsihi kendi kalbindeki, kendi içindeki o cimrilik duyusunu da öldüren en pahalısından, en sevdiği maldan infak etme fazileti de üzerinde taşıdı. Yani sadece bir böyle azadı değil de en sevdiği, elindeki en kıymetli, en değerli şeyini, Allah yolunda en değerli varlığını Allah kolunda Allahu Teala uğruna feda etti ya onu azad etti ya işte çifte mana onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor o ağlaha semenen odur diyor en en faziletli yüksek olan. Peki kultu fe in lem İşte burada üzerinde düşünmemiz gereken şu. Yani Ebu Zer garibim iman billah konusunda sıkıntı yok zaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş. Yurdu terk etmiş. Efendimizin e dizinin dibinde kendisine hayat e bulmaya çalışan bir garip. Ve ef'al derken Ebu Zer, fakir bir sahabi olduğu için cihada gitme noktasında ve köle azadı noktasında e, şeydir adamın zaafları var yani daha doğrusu imkanı yok garibimin e, ondan dolayı ya ben bunu yapamazsam ne olacak tu'inu sani'an ev tasna'u li ahraqa bir alt kademe nedir diyor ki tu'inu sani'an sana bir iş yapan Diyelim ki gittin bir yerden baktın ki adam boru döşüyor. Bugünkü böyle benzetme adına söylüyorum. Boru döşeme işi biraz teknik bilgi gerektiren, belki de sanat gerektiren bir şey. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir, bir adamın bir iş yaptığını görüyorsun. Tecrübenle o adamın yaptığı işe destek oluyorsun. Aslında bu iki işi söylüyor. Diğerini de okuyalım. İkisini beraber söyleyelim düz işçilik manasında gittim baktın ki e, adamlar e, doblo'ya koli yüklüyorlar. Bu çok böyle nitelik gerektirmeyen bir şeydi Bir iş yapıyor adam. Bir iş. O iş yapan adama elinden destek oldun. İşine destek oldun. Tasna'u li ahraka bilgi beceri gerektiren bir şeyi adam yapıyor ama bozarak yapıyor. Yani düzgün yapmıyor. O işini yapıp da o işini bozan kişinin işini düzelteceksin. Gidip ona yol yordam göstereceksin. O, o o ameli söylüyor. Kalefe inlem ef'al. Şimdi bu bu da iştir. Yani gittin işte adamın kolisini yükledin, çuvalını yükledin, eşyasına yardım ettin, tarlasını çapa ettin, beden gerektiren ve seni yoran bir iş yaptın. O da bir amel. Kalefe inlem ef'al. Onu da yapamazsın limiti düşürüyor. Bu da bu üzerin aslında radıyallahu ta'ala e, genel manada durumunu da ifade ediyor. Ya Resulallah ben bunu da yapamazsam. Çünkü, çünkü hani bazı insanların fıtratında şey vardır. Yani böyle her gördüğü işe atılmama veya işte ne bileyim böyle geri çekincen du durma. Ne bileyim öyle bir fıtratla alakalı bir şeylerdir bunlar. Aa, üçüncüsü. Teda'un nase mineşşerrim. Şimdi burada çok ilginç bir şeye geldik. Tadaun nesmine şerri, kötülüğünün insanlara bulaşmasını engelleyeceksin. Yani insanlara zararın dokunmayacak. İnsanlara zararın dokunmayacak. Bu bunu bir amel olarak düşündüğünde çok böyle bunu zihne kodlamak biraz zor gibi bu bu müthiş bir şey. Mesela e, bu buna bu, bunu iyi ifade etmek için bir hadisi size hatırlatayım. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la Bir kişinin dininin güzelliği onu ilgilendirmeyen şeye bulaşmaması. Mesela onu buraya getirebiliriz. Çok net bir şekilde bunu ifade ediyor aslında. Yani sen hiçbir iyilik yapamıyorsun cihad edemiyorsun, köle azat edemiyorsun, insanlara gidip yardımın dokunmuyor. Bari evinde otur da insanlara belanı bulaştırma. En alt limiti o da bir ameldir. Bazen bunu söz ile ifade etmek güzeldir. Mesela diyelim ki bir meclistesinizdir, bir oturum içerisinde orada bir şeyler oluyor. Orada senin söyleyeceğin bir söz belki bir şerre sebebiyet verecek belki bir şeye sevbiyet verecek. O anda kendi kendine diyorlar, "Ben bu sözü söylemeyeyim." diyorsun, susuyorsun. İşte o senin sustman veya bir şeye, bir fiile bulaşmamak. Ya ben 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 bunun belasına bulaşmayayım veya en azından benim zararım dokunmasın hissiyle bir amelden geri durmak, bir fiilden geri durmak pasif bir bir ameldir aslında. Yani başkasına yardım etmek aktif bir amel iken başkasına bulaşmamak Bakın başkasına zararın bulaş, bulaşmaması için başkasına değinmemek, gitmemek, bulaşmamak o da pasif bir amel. O da senin için diyor ameldir. Hani şeyi hatırlayın. Men ra'a minkum münkeren sizden biri bir münker görürse Resulullah Aleyhisselatü vesselam o münkere müdahaleyi 3 e, üç kademeli olarak anlatıyor ya hatırlayın. Aynı şekilde bunu da düşüneceksiniz yani. E, işte gücün var elinle müdahale ediyorsun. Biraz daha böyle şey yapıyorsun ona gücün yetmiyor. Dilinle müdahale ed ediyorsun. O da olmadı. Kalbinin ameliyle buğz ediyorsun. Ve zeliki ad'aful iman diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu da onun gibi bir şeydir yani. Amellerin aktifliği ve pasifliği. Bunların tümünün Allah katında değeri var ve derecesi var mı? El hak var. Fe inneha sadakatun tesaddaqu biha ala nefsike. Yani insanların şerrine İnsanların ee, insanların senin şerrinden emin olması için insanlara belanı bulaştırmaman senin kendi nefsine yaptığın bir sadakadır. O da senin için bir ameldir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bukhari kitab-ül itiq eyyir Vaktimiz daralıyor şunu da söyleyip bitirelim. en azından konu bitsin. Ama genel mantık, genel mefhum aynı. Bu da Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu ta'ala anhın se'eltün nebiyye. Diğerinde mesela Ebu Hureyre'ninkinde su ile idi. E, Ebu Zer'ninkinde se'eltüydü. Burada da kendi sorusudur. Eyyül ameli ehabbu ilallah. Allahu Ekber. cümlenin tatlılığına bir bakın. Sorunun güzelliğine, sorunun tatlılığına bakın. Öbüründe eftalü hangisi daha eftaldır diyordu. Burada Allah'a en sevimli gelen cümlenin tatlılığı müthiş ya. Hangi amel Allahu Teala'nın daha çok sevdiği iştir? Allahu Ekber. Kana as-salatu ala waqtaha. As-salatu ala mawaqitiha. As-salatu li waqtihha. As-salatu fi waqtihha. As-salawat fi waqtiha. Değişik ifadelerle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ameli ifade ettiği şeyler vardır. Kale sume ey yani sümme demek. Yani kendisi soruyor ya. Sümme birrul valideyn. Ebeveyne hayırlı evlat olmak. Birrul valideyni ben yıllardır düşünüyorum da nasıl ifade edeceğim. Hayırlı evlat olarak formüle ettim. Anne babaya hayırlı evlat olmak. Bu e, onların gündelik e, iş ve işlemlerinde, ihtiyaçlarında onların ihtiyacını görmeyi e, içerdiği kapsadığı gibi aynı zamanda neyi ifade ediyor onlara güzel söz söylemeyi hal vaktlerini e, ne bileyim e, sormayı e, gönüllerini hoş etmeyi artık aklınıza ne gelirse onun için böyle hayırlı evlat olma formülü bir valideynin böyle böyle sanki anahtar ifadesidir daha güzel ifade bulan varsa söylesin başımız üstüne ve eyyû el fi fisebillah Allahu ekber Şimdi yukarıdaki hadislerle ba bağlayacağız bunları. Öbüründe ne dedi? İmandan sonra el cihadü fise billah dedi. Burada ne yaptı? İbn-i Mesud'un radıyallahu teala cihadü fise billah üçüncü mertebe Efendimiz aleyhissalatü vesselam ifade etti. Şimdi burada e, amellerin Allah katındaki mutlak üstünlüğü mü yoksa amellerin kendi içerisindeki derecelendirilmesi mi o şeylerde yukarıdaki hadislerin o e, soru kodunda soru kodunda aslında bunu çözebiliyoruz. Eyül ameli afdal ifadesi fazilet ve değer ilgi ifade ederken burada el hubbu ilallah Allahu ekber. Cenab-ı Hakk'a sevimli olmak. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir şey olmak. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir iş yapmak. Efdali söylemiyor. Onun için mesela namaz namazı biraz geciktirerek kılan bir kişi afdali ameli yapmıştır. Namazı evveli vaktinde değil de biraz geciktirerek kıldı. O adam o afdali ameli yerine getirdi mi? Getirdi. Ama o afdali ameli bu adam, bu şahıs Allah'a nasıl sevimli hale getirdi? Ev, evveli vaktinde kılarak burada Resulullah Aleyhisselatü sanki e, mesela İbn-i Mes'ud radıyallahu ta'ala Efendimizin dizinin dibindeki bir kişi. O amellerine imanıyla ekstra renk katmayı tavsiye eden cevaplar veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Birrul valideyim. Salih evlat olmak. Belki bak bu anne babaya isyan etmiyorsun. Onları üzmüyorsun. Belki hani eziyet etmiyorsun. Ama hayırlı evlat olmak. Yani evlatlık ilişkisini, evlatlık ilişkisinin güzel olması, bir e, fadaül amal iken, bir e, faziletli amel iken, onlara hayırlı evlat olmak. Yani leveli biraz arttırıyor. Ne yaptı bu? Allah'a bir sefer sevimliliği arttırdı. Burada e, Uveysül Karani, radıyallahu anh'ın anne babasına, annesine karşı olan düşkünlüğüne İslam'ın, düşünün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la bile görüşmemiş bir şahsiyeti düşünün. Ona verdiği değeri hatta bu noktadan Allahu teala sevimli geliyor. Yani Uveysül Karani bizim bugünkü bildiğimiz mesela Hazreti Ömer radıyallahu aşere-i mübeşşere iken Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki Uveysül Karani gördüğünden ondan dua iste. Çünkü o sevimli amel işte bu. Annesine iyi davranarak, annesine hayırlı bir evlat olarak Allah'ın sevdiği bir amel işleyerek Allahu Teala'nın ve Resulü'nün muhabbetine ulaşmış. Hazreti Ömer Faruk gibi İslam'ın zirvesinde olan bir kişiye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buradan diyor ki git ondan dua iste onu gördüğünde. Allahu Ekber. Kale ve eyyü el cihadu fi sabilillah. Allah yolunda cihad. Şimdi yukarıda Allah yolunda cihatı biz üst madde olarak söylemiştik ya. Buradaki kodlamayı zihnimize iyi yerleştirelim. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Bir validenin altına yerleştirdi. Bu bir inceliktir. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yere bir milis gönderecek. Bir seriye yola çıkaracak. Gencin biri geliyor. Ya e Resulullah diyor ben diyor ya düşünün cihat aşkıyla tutuşmuş bir genç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve o cihat arzusunu belki akabinde şehit olabileceği o hedefini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Ya Resulullah diyorum, ben diyor senin falanca işte yola çıkacak olan sefere çıkacak olan şey yazıldım diyor. O orduya yazıldım diyelim bugünkü tabirle. Ve teraktu diyor. Ebevaye yebkiyan. Yani kendince o delikanlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah senin yolunda seninle beraber cihad edebilmek için anne babamı ağlar halde bırakıp geldim. Derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam git diyor geri anne babanı ağlattığın gibi onları tekrar güldür diyor. Ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayırlı evlat olmak birrul validen diye işte bu hadiste formüle edilmiş olan o amelin faziletini ne yaptı? Bir tık e, El-Cihadü Fisebilah'ın önüne geçirdi. Ha, burada işte onları anlıyoruz. "Qala <laughs> haddeseni bihinne. i̇bn Mes'ud radıyallahu teâlâ diyor ki Resulullah aleyhissalatu bunları bana söyledi. Yani sordum verdi, sordum verdi. Cevabı velevü istezettühü lezâdeni. İsteseydim daha da sorardım, e, ziyade isteseydim lezade o da bana fazlasıyla verirdi diyor. Yani daha çok sorsaydım Efendimiz daha çok cevap verirdi diyor. Radiyallahu teala anhum. Burada mesela ne yapmış İmam Bukhari bu hadisi Kitabu Mawaqiti Salat Babu Fadl Li bu ifadeyi bir daha şey yapmak açıklamak istiyorum değerli arkadaşlar As Salatul Li Waktiha derken alimler ona Fi Awwali Waktiha kelimesini e, müstetir olarak e, ifade ediyorlar. Niçin? Çünkü zaten namazın vaktin dışına çıkarılması maazallah bırakın fazilet olması günahtır. Onun için namazın vaktinin içerisinde eda edilmesi, diyelim ki işte öğleden ikinciye yakın bir vakte e, öğle namazın sarkıtılması, e, her ne kadar vaktinde eda sevabı alır iken evveli vaktinde edası ona ahabbu ilallah yani Allah'a sevimli hale getiriyor. Onun için e, as-salatu li vaktiha, as-salatu fi vaktiha ifadesini veya alama ifadesini e, ulema evveli vakt olarak tevil ediyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem e, kusura bakmayın dört dakika uzatmış gibi gözüküyoruz ama ancak böyle bitirebildim. E, vaktinizi aldım, uzattığım için de özür diliyorum, hakkınızı helal edin sorusu olan varsa sorabilir e, yoksa Esra Nur komutanım e, bir komuta sizde dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum, Rabbim istifade nasip etsin Estağfurullah hocam, Allah razı olsun ağzınıza yüreğinize sağlık şey amin. Ben, er, ben, Rabbim istifade edenlerden eylesin inşallah. Amin. Ertuğrul hocam biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hüdanur Yaraşır hocam. Allah sizlerden razı olsun. E, mesaj yazdıkları için okuyorum. Cümleten Allah-u Teala hepimize e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle istinan edenlerden bizi eylesin. O fadail-i amali bizlere nasip etsin. Teşekkür ettim. Amin hocam. Müsaadenizle ben toplantıyı sonlandırayım. Tamam inşallah hocam. Allah razı olsun.